Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi şahsım ve İzmir halkı adına selamlıyorum. Vatandaşın aklına bütçe deyince ne geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Borç ve vergi geliyor. Eyvah diyor, şimdi gene borcu da yükleyecekler üstümüze. Onlar harcıyor, biz ödeyeceğiz. Hem de diyor, vergileri de zam üstüne zam yapıp belimizi bükecekler. Aldıklarını da vatandaşa vermiyorlar diye vatandaş böyle biliyor, böyle söylüyor. Onun için bu Aralık ve Ocak ayından vatandaş korkuyor, bilginiz olsun. Keşke iyi yönetseydiniz de vatandaş böyle düşünmeseydi. Şimdi Kültür Bakanlığı'nın bütçesinde konuşma aldım. Covid döneminde arkadaşlar bütün sanatsal kurumlar, sanatçılarımız, müzisyenlerimiz zor durumda. Ama bir Allah'ın kulu da bakıp ya arkadaş tiyatrolar kapanıyor. Sanatçılarımız zor durumda, geçinemiyor. Sanatçılarımızın doğru düzgün kanunu dahi yok. Emekli dahi olamıyorlar. Müzisyenler geleneklerimizi, kültürlerimizi temsil eden yüzyılların eserlerini, şarkılarını, türkülerini bilen o müzisyenlerimiz var ya, 9 aydan beri aç arkadaşlar. Kimse kapısını çalıp sen ne oldun, ne yapıyorsun diyen yok. En son bugün arkadaş, 2 gün önce Ankara Sanat Tiyatrosu kapandı. 58 yıllık Sayın Bakanım. 58 yıllık tiyatro kapandı Sayın Bakan. Sayın Bakanım. 58 yıllık tiyatro kapandı. Onunla ilgili Ankara Sanat Tiyatrosu ne yapacaksınız? Birçok sanatçımızı, tiyatrocumuzu yetiştiren, geleneğimizi, kültürümüzü temsil eden bir kurumdu. Lütfen bu konuda bir şeyler yapmanızı rica edeceğim. Müzisyenlere gelince arkadaşlar, dediğim gibi müzisyenlik kanunu yok, emekli olamıyorlar. İşe giderse ekmek yiyor, işe gidemezse ekmek yemiyor. Emekli olamıyor. Bu Covid döneminde daha da zor duruma girdiler. Bu konuyla ilgili onların tabi olduğu bir kanun yok. Dediğim gibi acilen böyle bir kanuna ihtiyaç var. Sanatçıların kanununa ihtiyaç var. Şimdi Covid döneminde bütçeyi gönüllü arzu ister ki vatandaşa dönük kullanalım. Ama bütçeye baktığımızda yine bunu göremiyoruz arkadaşlar. Şu an vatandaşımız çaresiz. Esnaf dükkan kapattı, kepenk kapattı. Evinde kapandı, iş yapamıyor. Ne yiyecek? Devletine güvenecek. En zor dönemde devleti kucak açacak. Ama devlet de bir defa 1.000 lira verdi. O da sayılı kişilere. O da sayılı kişilere. Ondan sonra ben bir şey yapamam dedi. Yani vatandaş çaresiz. Yani bir dahaki ay ne olur bilemeyiz ama bizi iyi günler beklemiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Romanlarda bir söz vardır. Hakikaten bu hükümet hayal satıyor. Romanlarda onun şarkısı da yapıldı. Hayaller Paris, yaşamım Somali diye. Hakikaten vatandaş hakikaten bu durumda. Hayaller Paris, yaşamım Somali. Ekmek yok evde, elektrik kesik, su kesik. Devletin kurumu da bakmıyor. Ne yapacağız? Somali gibi yaşıyoruz işte. Ya arkadaşlar, şu bütçeyi bari vatandaşa verin ya. Şu bütçeyi vatandaşa verin de hiç olmazsa devletin gücünü hissetsin. Devletimiz büyük, iyi, güzel, tamam. Ama onu hissetmek lazım arkadaşlar. Hepimizin devleti. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Gelelim Roman vatandaşlarımıza, daha da zor durumda. Çünkü geçimini günlük olarak sokaktan sağlıyor arkadaşlar bu insanlar. Aynen öyle. Geçimini günlük sokaktan sağlıyor. E sokak kapalı, ne yiyecek ne içecek. Sayın Bakan, sizin de girişiminizle açık söyleyeyim. Müzisyenlerimize 1.000 lira para verilecek. Ama sahada uygulama nasıl oluyor biliyor musunuz? Diyor ki AK Parti'ye gideceksin, üye olacaksın, 1.000 lira öyle alacaksın diyor. Böyle bir şey var mı ya? Yani bu Covid döneminde bile arkadaşlar, bu Covid döneminde bile böyle siyaset yapılır mı ya? Arıyor beni sayın vekilim diyor. Ben diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Bana diyor ki diyor, git diyor ilçeye üye ol. Konak ilçeye üye ol AK Parti'ye. Ondan sonra gel biz sana 1.000 lira yazalım diyor. Böyle bir şey var mı? Yılların sanatçısı ya bunlar. Yılların sanatçısı. Böyle bir şey olur mu ya? Bakın bizim sanatçılarımız var ya, Viyana Senfoni Orkestrası'na misafir olarak çağrılıyorlar. Böyle havaalanında protokolle karşı. Çünkü sanata değer veriliyor arkadaşlar. Biz de burada kendi sanatçılarımız hakikaten açlıkla mücadele ediyor ya. Bizim hakikaten bakın sanatçılarımız çok kıymetli, müzisyenlerimiz. Dünyada çalmadıkları senfoni orkestraları yok arkadaşlar. Ama Türkiye'de emekli dahi olamıyorlar.
Gelelim şuna Sayın Başkanım, biraz süre isteyeceğim sizden ama hükümetin altına bakanlarının, bakın İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Spor açalım. Spor Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın imzası var. Bu bizim namusumuz arkadaşlar. Resmi gazetede de yayınlandı. 2019-2021 Roman Strateji Eylem Belgesi. Allah aşkınıza size bir şey soracağım ya. Ben bulamıyorum çünkü. Bu belgeyi bakanlıklar biliyor mu? Bilmiyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı biliyor, koordinatör. Onun dışında İçişleri Bakanlığı'na sorun. Kim takip ediyor bilen yok. Görevi var burada çünkü. Sorun Spor Bakanlığı'na. Bilmiyorlar. Kim takip ediyor bunu arkadaşlar? Kimse takip etmiyor. Bakın size sıradan bir sayfa açacağım. Eylem planlarınız var burada. 2019-2021. 2016'dan 2021'e kadar. Ya arkadaşlar söz veriyorsunuz yapın. Bu devletin imzası var ya altında. Bakanın imzası var. Bunu niye takip etmiyorsunuz? Diyorlar ki Roman mahallelerine gireceğiz. Romanlara eğitimde sıkıntılar aşmak için işte 300 Roman'a eğitim vereceğiz şurada. 500 Roman'a burada eğitim vereceğiz. İstihdam sorunu çözeceğiz. Meslek eğitimleri vereceğiz. Burada hepsini yazmışsınız. Burada bana bir tane yaptınız. Açalım. 2016'dan beri yaptığınız bir tane eylemi söyleyin şurada ya. Allah aşkına. Bak bu da hayal ha, haberiniz olsun. Bu da hayal. Hayal, hayaller Paris, yaşamım Somali oldu bu da. Hakikaten sizin strateji belgeniz bu oldu ya. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Sevgili vatandaşlarımıza ben de sesleneyim. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğundan bunu paşalar gibi yapacak. Hiç merak etmeyin. Biz bunu yapacağız. Teşekkür ederim. Bir daha bir şey, son kez bir şey söyleyeyim. Tabii bizim insanlarımız fakirlik çok, yoksulluk çok ama şu Covid döneminde vallahi herkes romanlar gibi yaşamaya başladı. Çöplerden beslenmeye başladı. Hurda almaya başladı. Çünkü hakikaten devletten bir fayda yok arkadaşlar. Sokaklara çıkıyoruz. Cama yazmışlar. Demişler ki ekmek bırakmak isteyen buraya bıraksın. Yemek getirmek isteyen buraya. Eskiden iş için ararlardı bizi. Şimdi bize ekmek, gıda gönderin diye arıyorlar arkadaşlar. Lütfen devlet olarak bu dönemde vatandaşın yanında yer alalım. Şu bütçeden daha çok vatandaşa pay ayıralım ama göremedik. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.